Aslında yetişkinde de yani virüsü öldüren bir ilaç maalesef henüz bulunamadı. Ama yetişkinler için yapılan çalışmalarda işte bir dönem bu sıtma ilacı olan hidroksiklorokin kullanıldı. Sonra bunun yüksek dozlarda zararları olabileceği düşünüldüğü için kalktı uygulamadan. Şimdi favipiravir dediğimiz bir grip ilacı kullanılıyor. Bunun da geniş çalışmalarda bir etkisi gösterilmedi ama yetişkinlerde kullanılıyor. Biz baştan beri çocuklarda hiçbir ilaç kullanmadık. Çünkü bu ilaçlar yetişkinde kullanılabilir elde çok veri olmadan ama çocukta elde böyle çok kesin deliller olmadığı sürece bir ilacı ya da bir aşı uygulamanız mümkün değil. O yüzden biz çocuklarda sadece çocuk hastalandığında işte ateşi varsa ateş düşürücü, işte belli belirtileri varsa onlara yönelik tedaviler. Ama genel anlamda işte bol sıvı alması ve işte izole edilmesi şeklinde bir yaklaşım uyguladık. Şu anda da aynı şeyi uyguluyoruz. Çocuk evde, odasında ya da işte mesafe varken sürekli maske takamaz evde. Eğer çocuk bunu yapamayacak kadar küçük bir yaştaysa, yani bu işte bir yaşında bir çocuk da olabilir. Pozitif çıktığında da büyüklerin kendilerini koruması lazım. O durumda da büyükler mümkün olduğu kadar çok zorda kalmadıkça, örneğin işte anne daha çok çocuğun bakımını üstleniyorsa, bir kişinin mümkün olduğu kadar, ailenin içerisinde çok fazla kişinin değil de bir kişinin çocuğu yakın mesafede durması lazım. Bezinin atılırken işte mutlaka poşetlenmesi lazım. Eğer yapılabiliyor ise oradaki o riskli kişinin bir 14 gün süreyle başka bir yerde kalması sağlanabilir. Bunların içerisine yapabildiklerimizi yapıyoruz ama bütün bunlara rağmen tabii çocuktan bulaşı önlemek daha zor. Çocuklarda aynen nezleden nasıl bir tedavi uygulamıyorsak, işte birçok hastalıkta kendiliğinden geçebilen ya da elimizde bir ilaç olmadığı için bir tedavi uygulamıyorsak burada da aynı durum geçerli. Çocuklarda etkisi gösterilmiş bir tedavi yok. Ancak çocuk hastanede, yoğun bakımda falan yattığı zaman uyguladığımız virüsü öldürmeye yarayan ilaçlar değil de o sırada o çocuğun özellikle bağışıklık sisteminde ortaya çıkan değişiklikleri kontrol altına almak için uyguladığımız tedaviler var. Ama virüs öldürücü bir ilacı ne ayaktan uygulayabiliyoruz ne de hastanede. Çünkü böyle bir ilaç yok zaten. Covid'de işte hastalığın gidişini etkilediği ya da işte bulaşı etkilediği gösterilmemiş. Yani çocuğun eğer belirgin bu olaydan önce bilinen bir vitamin eksikliği yoksa çocuklara böyle yetişkinler gereksiz yere bir sürü vitaminler alıyorlar. İnanın şu anda Türkiye'de gidip bu şeyleri çıkarsanız ilaçları Covid ilaçlarına harcanan paranın çok üzerinde bu olay nedeniyle vitamin işte gıda takviyesi satışı gerçekleşti. Bunların hiçbirinin faydası gösterilmedi. Çocukta zaten yani öyle bir mekanizması var ki bu işin. Anne karnından doğduğunda annede eksilme pahasına çocuğa geçiriyor anne bu vitaminleri, işte gerekli bütün gıda elementlerini. Ama bilinen bir eksiklik varsa yani işte C vitamini eksikliği çok nadir çocukta. D vitamini eksikliği sıktır. Onun zaten tedavi edilmesi gerekir. Ama onun A vitamini eksikliği mesela bizim toplumumuzda çok yüksek değil. Ama eğer bilinen bir eksikliği varsa tedavi edilmesi gerekir. Yoksa çocuklara aman hastalığı işte daha rahat atlatsın diye takviye bu tip şeyler vermemek lazım. Çünkü çocuk küçültülmüş, minyatür bir yetişkin değildir. Onların metabolizmaları çok farklıdır. Onlara böyle gerekli gereksiz ne olduğunu bilmeden gıda takviyeleri falan vermek çok zararına da olabilir çocuğun. Bunların bazen özellikle bir kısım vitaminlerin eksikliğinin olduğu kadar zehirlenmesi de vardır. Buna çok dikkat etmek lazım. Biz onun için çocuklara hiçbir destek tedavisi adı altında işte bu tip ürünler
ya da işte başka bir ilaç falan vermiyoruz. Tamamen gözlüyoruz çocuğu. Eğer hastaneye yatışa ihtiyacı olduğunu görürsek o zaman da hastaneye yatırıyoruz. O zaman bu söyleniyor. Evde yapacak şey sadece dediğim gibi bol su, sıvı vermek olabilir. Bir de çocuğu izole etmek olabilir.